Bir hadis var hocam. O da şu şekilde. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Her baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta veya bir hediye vermiş olamaz. Evet. Bu ne anlama gelir diye soracağım ama zaten açıklamalarınızdan da ne anlama geldiğini. Yani eğitim vermek manasında. Mesela Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerif şey dediniz. Tirmizi'den. Kâle mâ nahile vâlidun vâledehu min nahlin afzale min adabin hasanin. Tirmizi evet dediğiniz gibi. Bende de var. Hazreti Eyyub bin Musa ravidir. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir hani biraz önce dedin ki babaya ne görev düşüyor biraz önce dediniz. İşte ona da cevap olarak diyebiliriz. Ki Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir baba oğluna en iyi manevi eğitim ve edep eğer öğretiyorsa bu en güzel hediyedir ona. Aslında toplum neden müteşekkil olur, neden ortaya çıkar? İnsanlardan, fertlerden. Eğer herkes kendi evinde böyle cennete benzer bir evde, hani biraz önce bahsettim, böyle bir insan olarak yetiştirirse dünya cennet olur. Bu kavgalar niye oluyor? Çünkü çocukken anne babalar hiç dikkat etmiyorlar. Hep gece gündüz ben gördüm, ana baba ikisi çalışıyor. 16 saat çalışıyor, 12 saat çalışıyor. Çocuğa hiç önem yok. Gittiği zaman baba mesela çocuk uyuyor. Geldiğin zaman da çocuk uykuda. Hiç alıp da onlarla top oynamıyor. Şimdi dışarı çıksın da onlara önem vermiyor. Halbuki Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce o Hazreti Cabir rivayeti size anlattım. Çocuklar, o yaştaki çocuklar bile vakit ayırırdı. Hazreti Hasan ile, Hüseyin ile, torunlarıyla. Aynı şekilde eğer bir anne baba sadece para kazanma koyulmuşlarsa biriktirdikleri o para ileride nasip olur mu olmaz o da belli değil. Evet çok önemli noktaya değindiniz. Yani bu tür sosyal ilişkiler çok değil önemli mi? Çocuk için. Yani çocuğun hayatında yani, önemli bir hiç onun yemeğine, içmesine, eğitimine, okulda ne yapıyor, ne diyor, onun arkadaşları kimlerdir? Hele bu zamanda ona herkesin elinde bugün telefon var. Bu ne telefon diyoruz? Ay telefonu. Yani bu bildiğimiz bugün telefon. İnternet. Bu belalar. En çirkin filmler tutarsan o yine mevcut. Evet, smartphone dediğimiz smartphone. Telefon değil aynı zamanda internet elimizde. İnternet var, Facebook var, her şey var. Şimdi odasında hiç dönüp de bakmıyorlar. Acaba benim çocuğum bu telefonla ne yapıyor, kiminle konuşuyor, ne konuşuyor? Veyahut da bu şeyde internette veyahut da Facebook'ta ne çirkin şeyler efendim. Bu deccalın yani ortaya attığı oltalar artık bunlar. Diyelim. Veyahut da yani Deccal'ın hani nasıl yakalamak için atıyorlar ya şu şey için balıklar için. Bu böyle. Eğer ana baba dikkat etmiyorsa sadece para kazanmak için gece gündüz koyulmuşlarsa benim çocuğum ne yapıyor? Acaba internette oturduğu ne şeyler bakıyor? Sonra onun arkadaşları kim? İyi mi, kötü mü, çirkin mi? Gencin biri, birinci halife Hazretleri, Mevlid Nuruddin radıyallahu anh'ın zamanında kendisi mektup yazmış ki, efendim benim fikirlerim çok gittikçe negatif oluyor, yani olumsuz oluyor Allah'a karşı. Ne yapayım diye. Kendisi de kolejde okurdu. Ya da üniversitede okurdu, ben onu hatırlamıyorum. Bakın, birinci halife Hazreti Nuruddin dedi ki sen yerini değiştir evladım. Ve arkadaşlarını da değiştir. Cemaatimizin birinci halifesi söyledi. Birinci halife. Çocuk boy aynen yaptı. Hocaya gitti söyledi dedi ki ben burada oturmayacağım. Şurada oturacağım efendim. Değişince 15-20 gün sonra tekrar o çocuk genç yine mektup yazdı. Efendim fikirlerim düzeldi ve olumsuzlaştı. Çünkü sohbetin de çok tesiri var. Demek istiyorum ki ana babaya
mutlaka o çocuğun kimin arkadaşlık ettiğini lütfen görsünler. Sadece para için. Biz dünyaya para kazanmaya gelmedik ki. O çok önemli. Eğer siz bugün dikkat etmezseniz ki onun arkadaşı kimdir, dostu kimdir, şeyde internette kiminle konuşuyor, telefonda. O kadar pahalı telefonları gördüm ben. Küçük çocuk 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında cebinde 800 euroluk telefonlar. 600 telefonlar var. Evet, para dediniz. Eğer bunu şey yapıyorsanız, peki o zaman demek ki belki de Allah'tan uzaklaşıyor, dinden uzaklaşıyor. Mesela camiye gittiğinizde hiç bakmıyorsunuz. Cuma namazı için mesela çocuğum yanında mı değil mi hiç kimse bakmıyor. Evvela kendileri gitmiyorlar. Hani biraz önce dedim ya, anne evvela kendi evini cennet yapacak. Orada namaz kılınıyor bu evde. Çocuğu yanınıza alacaksınız. Allahu Ekber deyince çocuk da Allahu Ekber diyecek. Taklit eder biliyorsun. Sonra namazı için gittiğinizde, camiye gittiğinizde mutlaka evladınızı, yavrularınızı birlikte götürün ve orada da söyleyin. Mesela oraya gittiğinde ben bazı çocukları gördüm caminin içinde. Televizyon, telefon. SMS gidip geliyor efendim. Halbuki hoca hutbe veriyor. Ve yine de ben gördüm çocuklar. Hiç anne baba söylemiyor. Evladım yapma bunu cebine koy. Yok demiyor. Bu da yanlış. Evet. İşte ne görevler var ana babanın? Bunları saydım sırayla ben size. Bu çok önemli. Eğer anne baba buna dikkat etmiyorsa çocuk ne olur? Cehennemlik olur. Eğer dikkat ediyorsa, dini çekmişse, eğer namaz kılıyorsa, Kur'an-ı Kerim okuyorsa elbette ki o cennetliktir. Arada fark şu. Mutlaka rica ediyorum bizi dinleyenler de hepinizi ben rica ediyorum. Lütfen dikkat edin hele hele bugünlerde. Telefon, televizyon alın peki. Ben demiyorum almayın. Ama çocuğunuz neyle meşgul? Ona dikkat edin lütfen. Bir de para dediniz de Halife Hazretleri bir cuma hutbesinde evet. Şöyle bir şey söylemişti. Mesela anne baba işte miras paylaşımı falan yapıyor çocuklarına. Fakat Halife Hazretleri bir şeyin önemine değindi. Dedi ki asıl çocuğunuza bırakacağınız miras, hani o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi vardı ya biraz önce. Yani dini eğitim dini olmalı. Elbette. Ama günümüzde maalesef maddiyete çok önemli. Çok önemli. İşte ne kadar yani miras maalesef bırakacak, ondan sonra miras kavgasına dönüşüyor vefatından sonra. Nice şeyler var. Mesela ben dikkat edersiniz, bazı çocuklar siz aileleri eve davet ediyorsunuz. Çocuklar eve başkalarının evine gider, her şeyi dağılman dağılın ederler. Onu al, kır, bardakları kırıyor, efendim onu eşyalarını deviriyor, kitapları yırtıyor. Ana babalar bakıyorlar, dağılmışlar konuşmaya. Bu da yanlış. Sonra yemek masasında. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun birine dedi ki kul mimma yelik evladım senin hemen senin önünde olan yemeği yiyeceksin. Elini bütün işe gezdirmeye gerek yok. Bakın Peygamber Efendimiz bile söyledi. Anneler ben aileleri biz de davet ediyoruz, siz de davet ediyorsunuz. Hiç dikkat etmiyorlar. Efendim çocuktur. Bu ne demek diye ya çocuktur. Peki siz ne zaman ona eğitim vereceksiniz? Ki başkasının evine gittiğimiz zaman, masa, yemek masasında bulunduğu zaman, yemek evladım o kadar alacaksın, yiyeceğin kadar. Dolduruyor mesela şeyi, tabağı. Sonra iki saniye, iki dakika sonra diyor ki karnım şey oldu. Hepsi dolu. İşte bunlara kim eğitim verecek? Ana verecek. Yiyiniz, içiniz ve israf etmeyiniz. Onu çocuğa ufak yaşta şey öğretmemiz gerekiyor. Evet. Her şey yani. Ben... Ama bazı güzel örnekler, çok güzel aileler vardır. Şöyle çocuğun biri, ben hatırlıyorum bir arkadaşımın evine gittik. Var öyle 4 yaşlarında kızı, böyle elleri şiş koyar diyelim. İkide bir geliyor, 1 lira verir misin, 1 lira verir misin? Annesi tabii verdi. Ben ikide bir bakayım acaba, merak ettim ben de. Kız
Annesi kendisine 1 lira verdi. O dışarı gitti, ben oradan şey aldım. Bonbon, ne diyorsun, tatlı, şeker aldı. Ama ellerin tabii görünüyor. Şeker, 2-3 tane şeker bile sığmıyor. Ve gelir gelmez hemen annesinin gözlerini kapattı. Bak dedi, anneciğim ne var elinde? Bilmiyorum evladım, senin elinde. Sonra gözünü aç. Bugün anneler günü ya, senin için hediye aldım. Evet. Bu güzel bir duygu. Hakikaten. Biz, ben düşündüm öyle. Biz de Allah'tan alıp Allah'a veriyoruz. Evet. Yani çocuğa aynı zamanda güzel şeyler, yani eğitim şart. Ana babanın dikkat etmeleri şarttır. Mesela gece yattığı zaman ayaklarını yıkatın. Nasıl yatacaksın? Sabah kalktığında nasıl yapacaksın? Kahvaltı nasıl olacak? Öğle yemeği nasıl olacak? Okula nasıl? Okuldan ben dikkat etmişsiniz, siz de çocuk sahibisiniz. Eve gelince çocuklar, ben bakayım, kravat böyle fırlatıyor. Taş şeyler fırlatıyor her taraf. Bir çorap bir taraf, bir çorap sabahleyin de bir çorap elinde bağırıyor. Benim çorabım nerede? Sen nerede koydun? Onu kim söyleyecek? Anne söyleyecek. Yani anneye görev düşen, onun için diyor ki anne isterse çocuğunu cennetlik yapar. Eğer ona güzel eğitim vermişse, o yaştan, yaş iken de ağaç eğilir de, hani derler ya, o şekilde yani eğitim vereceksiniz. Tabii ki o zaman çocuk cennetlik olur. Büyüyünce hem din öğreteceksiniz hem dünyayı öğretin. Dünyayı nasıl kazanacaksın onu da. Ama o ister istemez dışarıdan elbette ki öğrenecek. Ama evde nasıl olacak?